Merhaba Şermin Hanımcığım, nasılsınız? Merhaba, iyiyim. Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Çok sağ olun, çok teşekkür ederim. Öncelikle bize bu değerli zamanınızı ayırdığınız için bizim ortak yaptığımız bu canlı Instagram yayınında konuğumuz olduğunuz için ben öncelikle çok çok teşekkür ederim size. Hem kendi adıma hem takipçilerimiz adına. Ben de teşekkür ederim. Sağ olun. Çok teşekkürler, çok teşekkür ederim. Şimdi biliyorsunuz Şermin Hanımcığım, gerçekten bu yaşanılan koronavirüsü krizi herkesi etkilemiş durumda şu an. Çok ilginç durumlar yaşıyoruz. Yaşanmamış ya da tarihi günler yaşıyoruz. Ve gerçekten en önemli şeylerden bir tanesi sağlık tabii ki. Sağlığa çok çok dikkat etmeye çalışıyoruz. Bu noktada herkes özverili davranıyor. Ve umarız aynı şekilde bu ilerliyor olacak. Ve tabii sizi bizim bugünkü canlı yayın konu olarak almamızın önemli nedenlerinden bir tanesi. Siz yıllardır burada dernekçilikte, Amerika'da aktif olarak buradaki bayanlarımıza, ailelerimize, çocuklarımıza hep çalışma yaptınız ve parçası yöneticisi olduğunuz Amerika Türk Kadınlar Birliği de bu noktada durmadan hep çalışmalarını sürdürdü. Ve bunun için biraz öncelikle hem kendinizden bahsederseniz, biraz da Amerika Türk Kadınlar Birliği'ni biraz anlatırsanız, çalışmalarından bahsederseniz, kısa ve tarihçesinden bahsederseniz en azından takipçilerimiz biraz da bu konuda sizi tanımış olurlar. Evet, 11 yıldır başkanlığını sürdürdüğüm Amerika Türk Kadınlar Birliği, 1958'den beri faaliyet gösteren, çok değerli hanımefendilerin yıllardır katkılarıyla bugüne taşıdığı çok önemli bir dernek. Ve çok gururla bu sene 49.sunu yani sonlandıramadık ama yaptığımız Atatürk Okulumuz bünyemizde en önemli faaliyetlerimiz, onu yaşatmak, yani derneğimizin faaliyetlerinin yanında bünyemizdeki okulumuz da çok kıymetli, çok önemli. Yine o da bize 49 yıldır diğer bizden önceki hanımefendilerin sürdürülebilir hale getirdiği ve bizlerin devam ettirdiği çok önemli, çok kıymetli bir de okulumuz var. Ama tabii ki burada beklemediğimiz bir nasıl diyeyim, bre kaldık herhalde. Kesinlikle. Bütün Kesinlikle. dünyayla birlikte. Evet, bu kadarını hiç tahmin etmiyorum. Ben şahsım adına hiç tahmin etmiyordum. Hani böyle birkaç hafta evde kalırız ama her şey normale döner gibi. Başta ben şahsım adına böyle algıladım. Ama gittikçe tabloların çok ağırlaşması, dünyayla birlikte herkesin evlerinde kapanması, birçok aktiviteleri, yani bizim dernek çalışmalarımız, okulumuz gibi herkes eve kapandığı için biz de aktivitelerimizi ileri tarihlere ertelemek zorunda kaldık. Mesela çok önemli bir tiyatromuz vardı bu sene, Oya Başar'ın geleceği ve bir hafta kala biz bunu ileri tarihe atmak zorunda kaldık. Çünkü salonu kullanamayacağımız ve uçakların artık çalışmaması falan. Yani böyle bir şokla yaşadık bütün bunları. Çok güzel gidiyordu her şey. Her yıl yaptığımız gibi bir takım aktiviteler yapıp hem okulumuzu yaşatmak hem de kadınlarımız adına bir şeyler yapmak burada. İşte sizin de değerli katkılarınızla paneller düzenliyoruz. Okulumuzu, hanımlarımızı her konuda aydınlatmak için çeşitli kendi kariyerinde öne çıkmış insanları davet ediyoruz. Çok güzel giderken birdenbire böyle bir duruma geçtik. Burada tabii çok önemli Atatürk Okulumuz ve orada eğitim alan çocuklarımız. Onlar da başta Tülay Hanım okulumuzun müdürü olmak üzere. Her cumartesi yine çocuklarımıza aynen okula geliyor gibi. Ödevlerinde, çalışmalarında hatta bazı öğretmenlerimiz videolar çekip göndererek aksatmamaya, iletişimi kopartmamaya çok gayret ediyorlar. Sağ olsunlar, çok emekleri var. Okulumuzu bu Kesinlikle. şekilde götürmeye çalışıyoruz ama mesela 23 Nisan biz 7 yıl sürekli başka ülkelerin çocuklarını davet ederek çok kıymetli bir 23 Nisan programı hazırlıyorduk. Bu sene de tekrar 100. yıl olmasından dolayı sanki çok daha heveslerimiz, daha farklı çalışmalarımız vardı. Tüm bunların hepsini birdenbire durdurmak gerçekten çok üzdü.
İnşallah ileriki daha uygun olan zamanlarda yine %100 de 101. yılda inşallah kutlarız. Bunu ertelemek zorunda kaldık. Yine bu seneye özel çok bütün Amerika'yı kapsayan bir 23 Nisan resim yarışmamız vardı. Bunun altyapı çalışmaları, kontakları birkaç aydır süre geliyordu. Onu da ileriki bir tarihe ertelemek zorunda kaldık. Yani evet, değişik, zor bir süreçten geçiyoruz. Kendi yönetim kurulumuzdaki arkadaşlarımızla yine haftalık toplantılarımızı yapıp değerlendirmelerimizi yapıyoruz. Tabii hiçbir şekilde iletişimlerimiz kopartmadık ama işte herkes şaşkın, bekliyor. Biz de aynı şekilde. Aynen öyle. Tabii Şermin Hanım için güzel noktalar bahsettiğiniz, yaşanan tabii bu durumla ilgili olan konu. Tabii sağlık en önemlisi. Yani sağlığımız olduğu müddetçe eminim ben en güzel ve en coşkulu etkinlikleri yapacağınıza inancım tam. Hiç durmadan, pes etmeden aktiviteler yapıyorsunuz. Gerçekten Atatürk Okulumuz çok değerli. Burada çoğu aileye, çocuklarımıza inanılmaz fırsat veren bir okul. Bu noktada sen biraz önce söylüyordun ama kesildiği gibi tam anlayamadım. Aynı anda internet üzerinden öğretmenlerimiz şeye devam ediyorlar değil mi? Eğitime aynen olduğu günlerde devam ediyorlar hafta sonları. Evet, çocuklarımıza her cumartesi yine internet üstünden önerilerini gönderiyorlar, sonuçlarını alıyorlar. Hatta videolu çekimler yaparak çocuklarla ve o da çok hoşlarına gidiyor çocuklarımızın böyle öğretmenin yanındaymış gibi sesini duymak falan. Kesinlikle. İletişimi kopartmamaya çalışıyorlar. Şimdilik maşallah çok iyi gidiyor. Harika. Uğraşıyoruz. Herkes işte şaşkın bir vaziyette elinden ne geliyorsa yapmaya çalışıyor. Kesinlikle öyle. Gerçekten öğrencilerimiz çok değerli. Ve sizin okulunuzun, yani Atatürk Okulumuzun yaptığı çalışmalar da gerçekten çok çok değerli hepimiz için. Tabii bizim hani baktığımızda aslında derneklerimizin temelinde insan ve tabii insanlarla etkileşim var. Tabii bu ortamda, kriz ortamında sizin dediğiniz gibi şaşkın bir şekilde bunu imkansız, yani fiziki anlamda bunu bir araya, yani bir yerine getirmek mümkün olmayabiliyor. Tabii ben eminim nasıl, eğer bu iş tabii ne kadar uzar görmek lazım. Umarız en kısa zamanda çözülür. Ama çözülmezse nasıl Atatürk Okulumuzun internet üzerinden yaptığı çalışmalar gibi belki dernek çalışmalarında da bazı aktiviteleri online yapmaya çalışılabilir. Bunun için toplantılar yapıyoruz arkadaşlarımızla çok her güzel. Hafta. İlk bir şaşkınlığa atınca önümüze bakıp ne yapabiliriz kısmına geçtik artık. Evet, çok kolay olmayacak ama yine de bazı şeyler, mesela bir 23 Nisan'ı online kutlamayı düşünüyoruz. Yani ne yapabilirsek, ne yapabilirsek. O çok güzel aslında. Çok güzel aslında. Onu gerçekten şu an öyle bir dönemdeyiz ki, şimdi bakıyorsunuz diziler, herkes kendi evindeyken çekilen diziler var şu an. Yani bunlardan bir tanesi Jest Sosyete, belki duymuşsunuzdur. Hepsi, bütün herkes evinde ve yayını çekiyorlar. Ondan sonra bu haber söyleşileri, haber kanalındaki söyleşiler nasıl biz şu an evimizde yapabiliyorsak karşılıklı. Onlar da konuklarını alarak evlerinde yapıyorlar. Biraz ki eğitime zaten girmiyorum. Eğitim ortada. Atatürk Okulumuzun yaptığı online çalışma ortada. Biraz ister istemez bunlara uymaya çalışıyoruz. Hatta bir de şey ilginçti. Bir de konser ekleniyor. Daha yeni duyduğum haberlerden bir tanesi. Candan Erçetin'in de online konseri gibi bir şey duydum. Evet, online'da yapılan. Yani bu şunu gösteriyor tabii. Hani hayat devam ediyor. Sadece mücadele ediyoruz. Önümüzde yer alan koşullarla. Kesinlikle. Evet. Çünkü ona çok ihtiyacımız var. O morale, o desteğe ihtiyacımız var. Bu zor dönemlerden tabii geçerken. Ben şeyi mesela ilginç görüyorum şu an. O konuda da bir haber duymuştum. Hatta yanılmıyorsam bugün Rusya'da bir çift online ortamda düğünlerini yapmışlar. Yani online ortamda evlenmişler, davetliler. Mezuniyet törenini izledim ama onu görmedim. Aynen, davetliler düğüne kendi evlerinden internet aracılığıyla katılmışlar. Tabii bu gerçekten sanal ortam çalışmasına yeni bir şey getiriyor, yeni bir sayfa açıyor. Ben biliyorum değerli zamanınız var. Bu değerli zamanınızı da almak istemiyorum fazla.
Ben tabii şunu söyleyebilirim. Görülen biz tarihten bugüne kadar baktığımızda aslında iletişimimizde insanoğlu olarak araç gereçlerin sadece değiştiğini görüyoruz. Yani dolayısıyla şu anki ortamda da inanılmaz bir şekilde sanal anlamda çalışmalar yapılarak ilerleniyor. Sizin bu değerli tecrübeleriniz, yani bizim için çok değerli tecrübeleriniz. Şu anki bu ortamda hem bizim Türk-Amerikalı, işte Amerikalı Türk ailelerimiz, buradaki bayanlarımız, annelerimiz, çocuklarımız, ne tür tavsiyeleriniz olacak onlara bu zor dönemde dikkat edip bu Zor süreci başarılı dönemde. bir şekilde geri bırakmaları için? Evet, öncelikle ben velilerimize çok teşekkür ederim. Gerçekten çocuklarıyla bu online eğitim sırasındaki ilgilenmeleri gerçekten çok gurur duydum. Teşekkür ederim özellikle Atatürk Okulu velileri, Atatürk Okulu ailesine, öğretmenlerime çok teşekkür ediyorum. Ellerinden geleni yapıyorlar. Aileler de aynı şekilde. Biz ama böyle bir nasıl diyeyim, bir okulu, bir çocuk sesinin olduğu, koşturmanın olduğu, öğretmen-çocuk ilişkisinin olduğunun özlemini tabii ki hepimiz çekiyoruz ve bunun için de temizliğimize dikkat edelim, kurallara uyalım. Bir an önce bu karantina durumunu inşallah geçip eskiden olduğu gibi aynı şekilde bıraktığımız yerden, aslında bırakmadık da hani birebir bıraktığımız yerden devam edeceğimizin günlerinin gelmesini inşallah hayırlısıyla istiyorum ve İnşallah. lütfen ellerimizi yıkayalım, hijyenimize dikkat edelim. Bunlar söyleyeceklerim. Teşekkür ederim. Ben çok teşekkür ederim bunun için. Bir tabii dernekçilikten bahsettiğimiz için burada Amerika'da şu an büyüyen gençlerimize dernek faaliyetlerine katılım noktasında ne tür tavsiyeleriniz var? Tabii zaten biliyorsunuz yeni gençlik internet, bilgisayar, mobil telefon bununla Evet. çok iç Evet. içe ve çok iyi kullanabilecek durumdalar tabii kullanıyorlar. Bu Evet. tip gençlerimize, burada büyüyen gençlerimize tavsiyeleriniz neler olur? Ben daha çok muhatap oldum. Mesela Atatürk Okulu'ndan mezun olan gençlerimiz var. Bunlar bayağı ciddi görevlere gelmiş çocuklarımız. Ve onlar zaman zaman bizleri ziyarete geliyorlar. Ve zaten bu sene bunlarla ilgili bir kulüp kurmayı niyetliydik yani. Yarım Çok güzel. kaldı daha Çok doğrusu. güzel. İnşallah ileride devam edeceğiz. Ve o Çok. kadar güzel geri dönüşler alıyoruz ki. Teşekkür ederim. Aslında bizim Türk gençlerimiz çok iyi yetişiyor ve çok Atatürk Okulu'nun da çok kıymetini bilerek büyüyorlar. Teşekkür ederim. Hanımlarımızı her zaman zaten her hafta cumartesi günü iç içeyiz onların sorunlarıyla ilgili ve onların talepleri doğrultusunda düzenlediğimiz panellerimiz oluyor. Zaten onlarla da ayrıca sürekli irtibat halindeyiz. Sağ olsun, hepsine de çok teşekkür ederim. Bunlar söyleyeceklerim. Geri dönüş aldığımız eski öğrencilerimiz de çok kıymetli. Gerçekten harika. Zaman zaman gelip konuşmalar yapıyorlar, katılıyorlar. Orada yaşadıkları özlemlerini anlatıyorlar ve bunları duymak çok güzel. Kesinlikle öyle. Özellikle yetiştikleri yeri hatırlıyor olmaları ve katkıda Evet. bulunabilecek olmaları Evet. bence çok değerli. Çok çok. Ben çok teşekkür ederim Şermin Hanımcığım zamanınız Teşekkür için. ederim. Tekrar Sizi oldu. de Sağ olun. bugün yayınımızda Teşekkür ederim. alabildik. Ben çok memnun oldum. Umarım Ben de çok izleyen memnun ve oldum. izleyecek olan takipçilerimize olumlu, Tekrar. onların da bu noktada dikkatli olmalarına imkan Evet. sağlayacak. Bir an önce yolumuza dönelim bir an önce inşallah. İnşallah. Yani biliyorum şu anki umut bu. Tavsiyelerde de bulundunuz. Çok değerli tavsiyeler. Umarız Sağ ol. çok büyük kayıplar vermeden, ders İnşallah. alarak, güçlenerek bu süreci geride bırakırız. Ben çok teşekkür İnşallah. ederim zamanınız için. Kendinize Teşekkür çok ederim. dikkat Sağ edin. olun. En kısa Siz de. zamanda inşallah tekrar görüşmek dileğiyle Tabii. diyorum. Tabii. Tamam. Teşekkür ederim. Sevgiler, görüşürüz. Bay bay.